Bir adam Medine'de çıkan bir yangından dolayı Ebu Derda'ya gelir radıyallahu an. Der ki ey Ebu Derda, evin yanmaktadır. Ebu Derda gayet sakin, vakur, Rabbinden emin bir şekilde benim evim yanmıyor der. Çok kısa bir süre sonra bir adam daha gelir, Medine'de çıkan yangından haber verir, Ebu Derda'ya döner. Ateş senin evine doğru giderken müdahale edildi buyurunca Ebu Derda adama yöneldi. Dedi ki Allah'ın öyle bir şeye müsaade etmeyeceğini vallahi diyor biliyordum. Allah'a bakıyorum. Şimdi bu olaya şahitlik eden bir kalp Ebu Derda'ya yaklaşır ve der ki ey Ebu Derda, hangi sözüne şaşıralım ki? Hangi sözün üzerine mülazalar yapalım ki? Hangi sözün üzerine kitaplar yazalım ki? Birinci adam evinin yandığıyla alakalı haber getirdi. Dedin ki evim yanmıyor. İkinci adam Medine'de çıkan yangın senin evine doğru yaklaşırken söndürüldü dedi. Sen adama yöneldin. Allah'ın böyle bir şeye müsaade etmeyeceğini vallahi biliyordum dedin. Hangisine şaşıralım? Hangisi üzerine konuşalım? Deyince Ebu Derda radıyallahu an gayet sakin, nazik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş olduğu şu sözleri aktarır. Der ki Allah'ım sen benim Rabbimsin ve senden başka ilah yoktur. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Benim Rabbim sensin, yaratanım sensin, şekil verenim sensin, üzerimde hakim olan güç sensin, otoritem sensin. Senden başka ilah yoktur. Ben sana tevekkül ettim ve sen yüce arşın sahibisin. Senin dilediğin olur, dilemediğin ise olmaz. Senden başka güç ve kuvvet sahibi asla yoktur. Allah'ın kudretinin her şeye yettiğini ve ilminin her şeyi kuşattığına iman ediyorum. Allah'ım nefsimin ve perçemini tuttuğun bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Hangi perçemi tuttuysan şeytanlardan, cinlerden, insanlardan, hayvanlardan, nefes alan, hareket eden ne kadar mahlukat varsa hepsinin şerrinden sana sığındım. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru yoldur duasını hatırlattıktan sonra kardeşlerine döndü. Dedi ki kim bu sözleri sabaha kavuştuğunda, sabahın yorgunluğunun içerisinde bu sözleri söylerse akşama kadar ona hiçbir musibet isabet etmez dedi. Ebu Derda radıyallahu an tabii ki bu sözlere inanmak, bu sözleri samimi ve içten bir şekilde dillendirmek herhalde Ebu Derda gibi adamlara has bir şeydir. Allah Azze ve Celle bizi onlardan kılsın.